Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün babamın bahçesinde üzüm yaprağı toplayacağım ve kış için salamura yaprak tuza basacağım. Sizlere de göstermek istiyorum yapılışını. Buyurun yapraklarımızı toplayalım. Yapraklarımızı bağdan topladık. Böyle uçlarında tazecik tazecik üzüm yaprağımı topladım ve deste halinde şöyle leğeni bastım. Güzelce suyun önünde temiz bir şekilde yıkayacağım. Daha sonra buradaki tepsimin içerisine alacağım ve aşama aşama size göstereceğim. Arkadaşlar bizim Elazığ'ın da üzüm yaprağı çok meşhurdur. Böyle kendine has bir ekşiliği var. Limon üzerine koymadan bile çok güzel ekşimsi bir tadı vardır ve inceciktir. Daha artık sonları tabii ki, ben biraz Elazığ'a geç geldim ama yine de böyle uçlarında gördüğünüz gibi tazecik tazecik olmuşlardı. Babam böyle sulamış bağı. Ben de dedim böyle toplayayım. Daha önce de videomda söylediğim gibi annem kamerada konuşmak istemiyor. Ama tamamen annem usulü vuruyorum. Benim annem hep bu şekilde kış için salamura yaprağı tuzlayıp bidona basar. Şimdi zaten onu size göstereceğim. Arkadaşlar yapraklarımı çok temiz bir şekilde leğende, musluğun önünde güzelce yıkadım. Şimdi şöyle alıyorum bu şekilde ve bu kök kısımlarına böyle tuzu koyuyorum. Tamamen çiğdendir bu. Bu şekilde şöyle katlıyorum. Bu kadar. Ve daha sonra bidonumuza böyle yerleştiriyorum. Tekrardan hemen göstermek istiyorum. Ben daha önce salamura yaprak paylaşmıştım sizlerle ama benim anneciğim yıllardır, çocukluğumdan beri bu şekilde salamura yaprağı tuza basar. Böyle kış için bunu bu şekilde sıkıca bastırarak bidonumuzu dolana kadar aynı işlemi yapacağız. Bakın böyle çok aşırı tuz koymuyorum. Kök kısımlarına özellikle tuzu koymamız gerekiyor ve şu şekilde sarıyoruz. Şimdi ben bidonum dolana dek bu şekilde yaprağımı dolduracağım bidona. Arkadaşlar bütün yaprağımı sizlere gösterdiğim gibi bidonuma şöyle sımsıkı olacak şekilde bastım. Hepsini aldı. İyice basmamız gerekiyor. Ve şimdi burada tuzlu su yaptım. Böyle tuzlu suyu üzerine güzelce vereceğim. Arkadaşlar suyunu böyle üzerine gelecek şekilde veriyoruz. Şimdi kapağını sıkıca kapatacağım. Şu şekilde kapağını sıkıca kapatalım. Şimdi bunun özelliği böyle, özelliği demeyelim arkadaşlar. Yani bu yaprağımızı suyu bittikçe tuzlu su yapıp böyle çok fazla aşırı tuz katmadan tuzlu su yapıp arada bir kontrol ederek, mesela ayda bir kere baktık ki suyu biraz azalmış, hemen tuzlu su yapıp içerisine dökebiliriz. Arkadaşlar bir de bunu bu şekilde hazırladıktan sonra mutlaka dibine şöyle annemin yaptığı gibi bir leğenin içerisine koyun. Çünkü suyunu böyle akıtabilir ve eviniz batar, parkeniz batar. Yani bu şekilde mutlaka yapmanız gerekiyor. Dakini annem yapmış, kendisi için bunu hazırlamış. Böyle bu şekilde hep vurur. Hatta bütün köylü komşularımız benim annemi çağırırlar böyle yaprak tuza basması için. Seninkisi böyle sapsarı çok güzel oluyor. Gelip bize de tuza basar mısın diye. Yani bunu da annem hazırlamış ve ben de birebir annem usulü hazırladım. Şimdi bu şekilde yaprağımız kış için hazır. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Tabii bu kaldıkça sararacak. Bunu da böyle belirteyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.